Kurultay alanından herkese yeniden merhaba. Biraz önce Genel Başkanımızın konuşmasını paylaşmıştık. Şimdi biraz sonra Kurultay'ın ilk paneli, Mahkemede Adalet paneli başlayacak. Katılımcılar çağrıldılar kürsüye. İbrahim Kaboğlu, Turgut Kazan. Mahkemede Adalet bölümünü yönetmek üzere ben sözlerinizi moderatör panelin yöneticisi Sayın Turgut Kazan'a bırakıyorum. İyi paneller diliyoruz efendim. Turgut Kazan'ın yöneticiliğinde Mahkemede Adalet paneli şimdi başlıyor. Bir süre paneli takip ettikten sonra çalıştayların yapıldığı bölüme geçeceğiz ve oradaki çalıştayları sizlere aktaracağız. Şimdilik Mahkemede Adalet panelindeyiz. Genel Başkanımız da paneli izlemeye devam ediyor. Tamam, ses de eyvallah. Hayır, tören başlar. Hanımefendi, bak demin sizi vekille görüştünüz. Görüntü aldık. Onunla görüştünüz yani. Lütfen ya, lütfen. Fazla şansınız orada ama çocuklar size rica etse çıkar mıyız? Genel Başkanımız da paneli izliyor. Veysel amca gördüğünüz gibi. Adalet yürüyüşündeki Veysel amca burada. Genel Başkan Yardımcılarımız, Grup Başkan Vekillerimiz burada. Mahkemede Adalet paneli başlıyor. Biz de sözü panelistlere bırakıyoruz. Arkadaşlar. Ufak bir ses problemi var, çözülmeye çalışılıyor. Mahkemede Adalet panelinin moderatörü. Evet. Turgut Kazan'a veriyor sözü. Adalet özlemi içinde olan arkadaşlar, önce hepinize merhaba. Beni yönetici olarak görevlendirmişlerdi ama dediler ki zaten sadece trafik polisi gibi yol göstermekle yetinmeyeceksiniz. Bir çeşit zenginleştirmek için katkıda bulunacaksınız. Bu yetkiyi de verdikleri için bir girişte adalet özlemi dedim. Onu niye söylediğimi belirtmek isterim. Adalet kavramı insanlığın en çok ilk tartıştığı ve en çok tartıştığı bir kavramdır. Önceleri adalet kavramı adalet özlemi olarak kalırdı. Ama insanlık insan hakları mücadeleleri sonucunda özlemle bir yere varlamayacağı için adalet talebine dönüştü. O yüzden yolda adalet aranmaz yaklaşımı ilkel bir yaklaşımdır. Çünkü zaten taleptir adalet artık bugün için. Adalet talebidir adı. Bu nedenle bizler o özlem için, özlemini duyduğumuz adaleti talep etmek için ta sonuna kadar ve talebi sonuçlandırana kadar bu mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor. Mahkemede adalete gelince tabii bu başlık sanki çok özel bir başlıkmış gibi algılanır. Onu da düzeltmek istiyorum.
aslında mahkemede adalet başlığı her alanda adaleti gerçekleştirmeye dönük bir taleptir. Yani Sayın Başkan'ın anlattığı çeşitli adaletsizliklerle ilgili örnekler ancak bağımsız, kaliteli ve insan haklarını özümsemiş olgun bir yargınız varsa çözülebilir. Yürüyüş hakkınızda öyledir, çalışma hakkınızda öyledir. Kısacası korkusuz yaşama hakkınız için böyle bir yargıya ihtiyaç var. Ama Türkiye'de durum ne? Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı bir tartışma başlattı. Racon kesemez kimse benim adıma dedi. Racon kesilecekse ben keserim dedi. Arkadaşlar, racon kesilecek bir ülke, hele Cumhurbaşkanı'nın racon keseceği bir ülke kesinlikle bir hukuk devleti değildir. Çünkü orada yargı yok demektir. Şimdi bakın, Türkçenin en zengin ve en sağlıklı Türk Dil Kurumu, pardon, Ali Püskürlüoğlu sözlüğünde racon kesmek anlatılır. İtalyan argosudur. Yeraltı dünyasının argosudur. Belirli bir konuda kural koymak, yöntem koymak. Mafya koyuyor. Yeraltı dünyası koyuyor. Ve devam ediyor. Belirli bir konuda koyduktan sonra gücünü belli edecek şekilde sonuç almak. Uygulamak. Bir anlaşmazlığı kabadayılık dünyasına uygun biçimde çözmek. Arkadaşlar, bir cumhurbaşkanının söyleyebileceği şey, kim kesiyorsa, hani ifade özgürlüğünü kullananlara karşı söylüyor ya, bedelini ödeyecektir. Onu ifade özgürlüğünü kullananlar için değil, racon kesenler için kullanması gerekirdi. Kullanılmıyor. Çünkü Türkiye'de bir yargı yok. Çünkü Türkiye'de bir yargı yok. Eğer Türkiye'de bir yargı olsaydı zaten racon kesenler olamazdı. Zaten racon kesenlerden o hesap sorulurdu. Durum bu olunca şimdi adaletle ilgili olarak mahkemenin bulunması, sadece mahkemenin bulunması bir ülkede bir anlam ifade etmez. Ben 15-16 Haziran olaylarından beri çeşit çeşit mahkeme tanıdım. Ve zaten biliyorum ki, sizler de biliyorsunuz ki, Hitler'in de mahkemesi vardı, Mussolini'nin de mahkemesi vardı, Franco'nun da mahkemesi vardı, Salazar'ın da mahkemesi vardı, Evren'in de mahkemesi vardı. Özel yetkili mahkemelerimiz de vardı. Bugünküler de bana göre özel yetkili mahkemelerden daha kötü olduğunu bilmenizi istiyorum. Ben bu işin içinde bir tanık olarak bilgilerimize sunuyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki, liste de diyor hukuk devleti. Arkadaşlar, hukuk devleti bağımsız ve kaliteli yargının her konuda karar verebildiği devletin adıdır. Oysa racon kesilen bir ülkede zaten hukuk devleti yok demektir. Dolayısıyla zaten hukuk devletini sağlayacak yargı yok demektir. Yani sizin haklarınız, korkusuz yaşama hakkı diyelim üst başlığına, anayasada ne kadar iyi yazılırsa yazılsın, ötekinin adı koruma mekanizmasıdır. Yani tabii bir anayasacı arkadaşın yanında bunu benim söylememe belki gerek yok ama, yani ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, toplantı ve gösteri işleri hakkı ve başkaca bütün haklar anayasada çok iyi yazılmış olabilir. Ama koruma mekanizması, yani bağımsız ve iyi işleyen, hukuk ilkelerini özümsemiş yargıçlardan oluşmuş bir yargınız yoksa koruma mekanizmanız yoktur. O yüzden ne yazılırsa yazılsın korkusuz yaşama hakkınız yoktur. Türkiye'de yaşadığımız durum budur. Yani bir iki tane örneğe bakarsak, örneğin bir partinin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurultay yapamamasının altında doğrudan yargıda oynanan oyunlar vardır. Aslında bir araştırma yapılması gerekir. O oyunları kim yürütmüştür? Bunun bilinmesi gerekir. Mesela Cumhuriyet Gazetesi böyledir. Sözcü Gazetesi olayı böyledir. Hatta biz buraya Enis Berberoğlu olayı böyledir. Hatta buraya gelirken karşılaştığımız bir örnek vereyim.
bir yargı kararı geldi. Büroya, biz yola çıkıyoruz. Kızım Aslı Kazan çok morali bozulmuştu. Dedi ki Volkan'ın kararını, davasını reddetmiş. Şimdi Volkan Gezi olaylarında gözünü kaybetti. Dava açtık, açıldı. Dava açtık. Hakim bir tarihte kusurun, pardon, zararın ne olduğunun araştırılması gerektiğinden bir kişiye gönderdi. Bilir kişi zararı belirledi, şu kadar lira dedi. Ama o günden bugüne 6 ay geçti. O günden bugüne lisan referandumu oldu. Yargı o günden bugüne hepten doğrudan saraya teslim edildi. Bilir kişi raporundan sonra mahkeme Gezi yasa dışı bir olaydır. Oraya katılmasaydın, katıldığına göre sonuçlara katlanacaksın. Zaten hangi polisin attığını da bilmiyorum. İspat edemedim. Pardon. Hangi polisin attığını da ispat edemedim. Bu nedenle davanın reddine dedi. Yani hepten yargının bittiğinin en tipik örneği Volkan'ın bu kararıdır. Bir nokta daha söyleyip bırakacağım. Dün bir kararname çıktı. 694. Arkadaşlar, 54 yasayı ve 5 kanun hükmünde kararnameyi değiştiriyor. Şimdi ey parlamenterler, siz ne yapıyorsunuz? Neredesiniz? Niye tepki gösteriyorsunuz? Ve kabul anayasacılar, ceza yargılama yasası, işte öğretim üyeleri, ceza hukuku öğretim üyeleri, siz ne yapıyorsunuz? Ve yüzün üstündeki hukuk fakültesi dekanları, neredesiniz? Ya yani 204 madde, tam 204 madde ceza koyuyor. Zaten dün Cumhurbaşkanı açıkladı. Uyuşturucu için ceza, yani tabanla ilgili bir düzen. Sonuçta ama ceza koyma yetkisi de saraya verilmiş oldu. Bu durumda yeni bir sorunla da karşı karşıya kalmış değil. Zaten kanun hükmünde kararnameler böyle uygulanıyor. Bu durumda ne yapacağız? Madem ki adalet özlemi dönemi geçti, yaşadığımız çağda adalet talebi bir asıl olan, adalet talebinin gerçekleşmesi için mücadeleyi yükseltmek gerekir, sürdürmek gerekir. Ve tabii bunun da yolu, bana göre ben bir hukukçuyum ama sonuçta bunu sonuca ulaştırabilmenin bir yolu var. O da 2019 veya 2018 eğer erken alınırsa seçimlerinde Türkiye'nin mücadelesi bağımsız yargı ve anayasal düzen, demokratik anayasal düzen ve bağımsız yargıyı sağlamak için, dolayısıyla hepimizin korkusuz yaşama hakkını sağlamak için mücadele etmemiz gerekir diyorum. Bu girişten sonra hepinize teşekkür ediyorum ve Sayın Kaboğlu'na sözü veriyorum. Zaten adaletsizlik deyince Kaboğlu bir semboldü. O yüzden o bizi aydınlatacak. Gülsün. Başkandan temizlik hizmeti gören, bütün altyapı hizmeti gören buradaki bütün emekçilere kadar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Adalet Kurultayı'nın Mahkemede Adalet başlıklı ilk oturumunda ben dört ana başlık altında bu konuyu ele alacağım. Birincisi adil yargılanma hakkı. İkincisi hukuk devleti. Üçüncüsü demokrasi. Dördüncüsü OHAL, yani olağanüstü. Bu başlıkları Adalet Kurultayı'nın amacı doğrultusunda belirlenen
başlıklar çerçevesinde seçtim, somutlaştırdım. İlk başlık, adil yargılanma hakkı veya hakkaniyetli bir dava hakkı. Bu başlığı özellikle İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları ışığında oluşturulmuş olan genel ilkeleri aktarmak için, özetlemek için seçtim. Neden böyle yaptım? Çünkü Türkiye Avrupa Konseyi'nin kuruluşuna 1949'da katıldı. Türkiye aynı yıl 27 Mayıs 1949 tarihli resmi gazetede Bakanlar Kurulu kararı ile İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini yayınladı. Ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini iç hukukun bir parçası haline getirdi. İç hukukun bir parçası haline getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi döneminde, tek partili yaşam döneminde demek ki hem Türkiye Avrupa Konseyi'nin kuruluş çalışmalarına katıldı, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin hazırlanmasına katıldı, hem de bu belgenin hazırlanması için ana belge olan İnsan Hakları Evrensel Bildirgeyi iç hukuka dahil etti. 5 yıl sonra Demokrat Parti döneminde Türkiye İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ni onayladı ve iç hukuka dahil etti. Biz bu metinlerin diğer devletlere göre oldukça erken kabul edilmiş olmasını bir övünme vesilesi olarak kabul ederiz. Şu halde İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi bizim hukuk sistemimize 63 yıldır dahil bulunuyor. İç hukukun birer parçası, iç hukuk metni olarak uygulanmak durumunda. Ben birinci başlıkta adil yargılanma hakkı olarak belirlediğim birinci başlıkta sizlere aktaracağım alt başlıklar aslında Türkiye'nin uymakla yükümlü olduğu temel hukuk kurallarıdır. Yargılama kurallarıdır. Bunların geçerli olup olmadığını, Türkiye'de ne kadar saygı duyulup duyulmadığı konusunda açıklama yapmayacağım. Zaten benden önce yapılan konuşmalar bu ilkelerin saygı görüp görmediği konusunda yeterince bilgi sunmuş bulunuyor. Ben yalnızca bunları hatırlatacağım. Adil yargılanma hakkı veya hakkaniyetli bir dava hakkı dendiği zaman önce buna ilişkin kurallar, sonra etkili başvuru hakkı ve nihayet cezaların yasallığı ilkesi olmak üzere 3 büyük grupta toplanır. Peki adil yargılanma hakkı kuralları nelerdir? 1. Mahkeme hakkı. 2. Mahkemede silahların eşitliği ilkesi. 3. Bağımsız ve tarafsız bir mahkeme hakkı. 4. Yargılamada açıklık ve çabukluk ilkesi. 5. Yargı kararlarının uygulanması kuralı. 6. Suçsuzluk karinesi. 7. Savunma hakları. Bunlar adil yargılanma hakkının olmazsa olmaz koşullarını oluşturur. Bunların hepsini açıklamayacağım burada. Fakat
Bizim açımızdan önemli olan birkaç kavramın altını çizmeye çalışacağım. Mahkeme hakkı esasen yargıca ulaşma hakkıdır. Yargıca erişme hakkıdır. Ama yargıca erişme hakkı sadece yargıç önüne çıkmak değil, yargıcın etkili bir karar vermesi, gerekçeli bir karar vermesi ve hukuki güvenlik ilkesidir. Yargıç bir kez karar verdiği zaman o kararın değiştirilemezliği ilkesidir. Yargılamada silahların eşitliği ilkesi ise bu da adil yargılanmanın temel bir kuralıdır ve uyuşmazlığın tarafları arasında eşit, adil bir dengenin gözetilmesini gerekli kılar. Bağımsız ve tarafsız yargıya gelince bizde genellikle karıştırılan bu iki kavram şöyle bir öneme ve aralarında farka sahip. Bağımsızlık bir statüdür. Tarafsızlık ise bir erdemdir. Eğer siz yargıcı bir başta yasama ve yürütmeye karşı koruyucu kurallar koymuş iseniz, iki, taraflar karşısında bağımsızlığını sağlayan kurallar koymuş iseniz, üç, bütün fiili iktidarlara karşı bağımsızlığını sağlayan kurallar koymuş iseniz, o zaman bağımsız bir statüden söz edebilirsiniz. Bunun asgari kurallarını anayasa madde 138 sağlamaktadır. Ama tarafsızlık ise bir erdemdir. Yani hakimin yetiştirilme tarzından tutun da içerisinde yer aldığı bağımsızlık statüsüne kadar oluşturulan kurallar bütününde ortaya çıkan bir kavramdır, sonuçtur. Yoksa hakim tarafsızdır diye tarafsızlık olmaz. Yargılamanın açıklığı ilkesi ve çabukluğu ilkesi yine adil yargılanma hakkıdır. Hakkının bir önemli ilkesidir. Yargı kararlarının uygulanması muhatap makamlar açısından bir yükümlülüktür. Davacı ve davalılar açısından bir haktır. Suçsuzluk kuralı yine mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz ilkesi bir hukukun genel ilkesidir. Savunma hakları arasında özellikle vurgulamak istediğim, sanık her şeyden önce kendisine yöneltilen suçlamanın ne olduğu ve nedeni konusunda bilgilendirilmelidir. Ayrıca sanığın kendini savunma hakkı vardır. Sanığın avukat bulundurma hakkı güvenlik tarafından müdahale aşamasından itibaren vardır. Şimdi etkili başvuru hakkı burada gerek Avrupa Sözleşmesi'nin 13. maddesinde gerek bizim anayasamızın 40. maddesinde açıkça belirtilmiş ve güvence altına alınmıştır. Sadece başvuru değil, aynı zamanda bu başvurunun etkili olması, karar alınması, etkili soruşturma yapılması, ivedi bir biçimde sonuca ulaştırılması. Cezaların yasallığı ilkesi, tabii ki şahsiliği ilkesini belirtmeye gerek yok. Benden önce yapılan konuşmalar bunu bütün çıplaklığıyla ortaya koydular. Fakat burada şu kuralı özellikle yapılan yanlış bakımdan 80 milyonun yanıltılmaya çalışılması açısından özellikle vurgulamak istiyorum. Hiç kimse işlendiği zaman ulusal ve uluslararası hukuka göre suç sayılmayan bir fiil veya ihmalden dolayı mahkum edilemez. Yine hiç kimseye suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Bu sürekli 15 Temmuz'dan bu yana gündemde tutulan ölüm cezasını geri getirmeyle ilgili bir kural, geri getirmeyi yasaklayan bir kuraldır. Buna rağmen bunun mümkün olmadığını
bunun mümkün olmadığını, getirdiğiniz takdirde sadece sizin anayasanızı ihlal etmenin ötesinde Avrupa Sözleşmesi'nin dışında kalacağınızı bile bile bunu dillendirdiğiniz zaman Almanya'ya kaçan kişi de iade edilmez, şurada yaşayan kişi de iade edilmez, darbeci yurt dışına giden subaylar da iade edilmez. Bu bakımdan buradaki bu yanılgıyı, bu yanlışı vurgulamak gerekir. Bunlar benim özetlemeye çalıştığım ve muhtemelen ekrana da yansıyan bu ilkeler esasen temel ilkelerdir. Yani bizim 63 yıldır uygulamakla, uymakla yükümlü olduğumuz ve bunların hemen hemen tümünü anayasamıza aktardığımız temel ilkelerdir. Peki acaba bu ilkelere hangi ortam ve koşullarda uyulabilir? İkinci başlığa geçiyorum. Bu ikinci başlıkta da hukuk devleti başlığı ile karşılaşmaktayız. Ve hukuk devletinin hepinizin bildiği erkler ayrılığı, kurallar kademelenmesi ve hukuk önünde eşitlik ilkesi olmak üzere üç başlıkta toplanılabilir. Ama bu üç başlığı açıklayacak değilim. Esasen bizim biraz sonra değineceğim anayasanın değiştirilmesi açısından bu ilkelerin ne ölçüde geçerli olduğunu, geçerliliği kaldığını test etmek için sadece bir devletin varlık nedenine denk düşen şu üçlü kuralı belirterek geçeceğim. Bir devlette hukuk devletinden bahsedilebilmesi için kuralı koyan organ bir, uygulayan organ iki, yargılayan yani denetleyen organ birbirinden ayrılmalıdır. Kuralı uygulayan organ, koyan organdan, denetleyen organ ise hem kuralı koyan organdan hem uygulayan organdan ayrılmalıdır. Buna da biz bağımsız yargı diyoruz. Burada tabii ki hukuk önünde eşitlik ilkesi açısından hukuk devleti yöneticilerin ve yönetenlerin hukuka tabi olmak bakımından eşit oldukları bir devlet. Hukukça eşit yönetildikleri bir devlet anlamına geliyor. Özellikle burada değinmek durumunda olduğum husus Türkiye'de yapılan yanlış seçilmişler ve atanmışlar ayrımı. Seçilmişler ve yurttaşlar ayrımı. Sanki seçilmiş olmak hukuk kurallarına uymamayı haklı kılar gibi bir söylem söz konusu. Doğru. Hukuk kuralını seçilmişler koyar. Demokratik kurallar çerçevesinde biraz önce belirtti Sayın Kazan. Seçilmişler koyar. Yani parlamentonun koyması lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin koyması gerekir hukuk kurallarını. Ama hukuk kurallarını koyan organ en başta kendisi buna uymak zorunda. Yoksa seçilmişler, siyasetçiler, hukuk kurallarını yönetilenler uysun diye sadece sahnedeki koymazlar. Mahkemede adalet paneli devam ediyor. Bu bir kısır döngüdür. Bu kısır döngünün aşılması hukuka saygı, anayasa profesörü kavramı ve KHK'lı İbrahim Kaboğlu Hoca ancak aşılabilir. Devam ediyor. Yargının biz de bu panele bir ara veriyoruz. Bir biraz çalıştayların yapıldığı alanlara gideceğiz. Şimdi, bir çevre çalıştayı var. Onu izlemek istiyoruz. Tekrar bağlanacağız. Özellikle bu toplantı